Şimdi arkadaşlar gelelim 27. soruya. Bakın bu da daha önce çıkmış bir ALES sorusunun benzeri. Belki bazı arkadaşlar hatırlar bunu. Bir iş yeri işe alacağı kişilere 100 sorudan oluşan bir test soruyor. Test uyguluyor. A, B, C, D olmak üzere 4 daldan oluşan burada şeyde A'da 34 soru var. B'de 20 soru var. C'de 28 soru var. D'de 18 soru var. E süper. Bakın A ve D dallarında doğru yanıtlanan her soru için A, B, C, D'de bunun puanı 2. Bu 3 puan. Bu 1 puan. Bu da 4 puan. Sorun yok değil mi? Boş bırakılan ya da yanlış yapılan sorular ise herhangi bir puanlamaya tabi tutmuyor. Yok bir de tutsaydınız. Diyor ki D dalındaki şimdi önce bunun şeylerini bir bulalım olur mu? Arkadaşlar bir eleman sınava giriyor. Hadi beraber söyleyelim. D'deki bütün soruları çözüyor. 72 puan alıyor. Sorun var mı? Süper. Diyor ki A dalında doğru yanıtladığı soru sayısı B dalındakinin 3 katıdır. Burada 2 puan alıyor. 6x. Burada 3 puan alıyor. 3x. Sorun var mı? Ve bu adam toplam 75 soru yanıtlamış. Şimdi. Buraya kaç soru kaldı? Ne diyelim buraya? Ne diyelim? Hadi bana güzel bir şey söyleyin gençler. Hocam 75'ten 18'i çıkaralım. 57 diyelim. Bir de 4x'i çıkaralım. Böylece şuradaki topladığımızda 57'den 4x'i çıkarmıştım. Yukarıdaki 4x'i toplayınca onlar birbirini götürür. 57, 18 daha 75 olur. 18 ile 4'ü çarptım hocam. Puanı 4'müş. Bunun da puanı 1 olduğu için 57 eksi 4x dedik. Bunların hepsinin toplamı 184. 9 buradan 5x gelir. Buradan da 55 gelir. X de 11'miş. Ama hemen karar vermeyin. Arkadaşlar Hilal Hoca'nın ekranı titriyormuş. Başkasında görüntüde ya da ekranda bir sorun var mı? Demek ki burada bu arkadaşımız 33 soru çözmüş. Burada 11 soru çözmüş. Burada hocam iyi diyorlar valla. 13 soru çözmüş.